Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Bir taraftan imkansız aşkın belki de en iyi anlatıcısı, diğer taraftan sürgün şairi ve diriliş düşüncesinin sözcüsü. Türkiye Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç'tan bahsediyorum. Sezai Karakoç'u belki neden bu sokaklardan anlatmaya başladığımı merak edebilirsiniz ama Karakoç Efsanesi bu sokaklarda Cağaloğlu'nda doğdu. 1960'ların hemen başıydı. Önce Diriliş dergisini, sonra Diriliş yayınlarını bu sokaklardan çıkardı. Ve ömrünün neredeyse çok büyük bir kısmı buralarda geçti. Biz bu hafta Artı Dosya'da Sezai Karakoç edebiyatını ve onun dünya ile olan muhabbetini konuşuyoruz. Bu belgeseli size Günnur Üykü ve Ecevit Kılıç hazırladı. 1933 yılının baharında dünyaya geldi. Kendi deyimiyle Gulan ayında, yani Mayıs'ta. Fakat resmi kayıtlara 21 Ocak diye geçiyor. Ocak ama 21 sanıyorum. İsmi babası Muhammed Sezai koyuyor ama nüfus kağıdına Ahmet yazılıyor. Sezai Bey hep M. Sezai Karakoç diye kullandı. Mehmet Sezai diye birkaç yerde açtı onu. Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Ergani'nin etkisi onu hiç bırakmadı. Hem yaşamında hem şiirinde. Sık sık Diyarbakır'dan ve özellikle Ergani'den, çocukluğunun geçtiği Ergani'den bahsederdi. Çok çok detay. Yani hatıralarında yazdığının yüz mislisi, belki daha fazlası detay söz konusuydu. Çünkü adeta çocukluğa göre yaşanmış ve çocukluğa göre şekillenmiş bir hayattan bahsedilebilirdi. Ergani o zamanlar ilçe değil, kasaba. Kendi ifadesiyle 5000 nüfuslu bir kasaba. Fakat yerleşim olarak tarihe uzanan kökleri var bir medeniyet şehri. Belki de diriliş düşüncesinin zihnine düştüğü ilk yerdi. Bu küçük kentin etrafında kutsallık atfedilen yerler var. Zülküfül peygamberin makamı da Ergani'de. Sezai Karakoç'un da şiirlerinde, bazı yazılarında oraya göndermeler vardır. O yöre halkı, o makama, o dağa büyük bir şey atfediyorlar, böyle kutsallık. Böyle bir ortamda doğmuş. Ben yıllar sonra Ergani'yi ziyarete gittiğim zaman Sezai Karakoç'un anlattıklarıyla orada gördüğüm arasında büyük bir boşluk olduğunu gördüm. Bu şu demek, aslında sanatçının mizacıyla yoğurduğu geçmiş ya da mekan o kadar gerçek değil. Ergani'den ilk kez parasız yatılı sınava girmek için çıktı. Diyarbakır'ın merkezini de o gün gördü. Diyarbakır, Sezai Karakoç'a göre Şam'ın, Bağdat'ın, efendim Halep'in bir kardeşi. Diyarbakır onun için bir bağlantı noktası, bir odak değil. Sonradan kültürel bir şey dönüp işte camilerine, surlarına, insanlarına, kültürüne baktığı bir şey. Fakat ondaki asıl odağın çocukluk muhayyilesinde mekanı, yani Ergani'yi adeta sonsuza kadar yaşattığını görmemizdir. Parasız yatılı ortaokulu Kahramanmaraş'ta okudu. Hem Maraş hem de parasız yatılı sonrasında yaşamında derin izler bıraktı. Fakat Sezai Karakoç'un Maraş mesela, Maraş gönlümün ateş aldığı şehir der. Maraş'ta gönlümün ateş aldığı şehir demesinin sebebi kitapla tanışıyor. Edebiyat dünyasını, sanatın o derin tarafını fark ediyor. Okumaları çok yoğunlaşıyor. Yurtsuzluk var baskın biçimde Sezai Karakoç'ta. O döneme baktığımızda birçok yazarda, şairde var zaten. O çok tarifsiz güzel Küllük Kahvesi, Marmara Kıraathanesi yoğunluklu olarak, efendim ondan sonraki yazar şairlerin, sanatçıların oturup kalktıkları mekanlar da aslında oraları, diyelim ki Marmara Kıraathanesi'ni bir yurt olarak bellemişler bu insanlara. Yani hayatının
sair kısımları eve ulaşmak için aslında bir çaba. Bu ev hiçbir zaman olmayacaktır. Dolayısıyla yatılılık, evet yani hissedebiliriz Sezai Karakoç'ta. Büyük Doğu fikriyle daha ortaokul yıllarında derginin bir afişini görmesiyle tanıştı. Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu Büyük Doğu'nu onu takip etmeye başlıyor. Büyük Doğu'yla tanıştıktan sonra da zaten onun şeyi haline geliyor. Kesilmez bir takipçisi haline geliyor. Sonra o zaten düşünsel bir birlikteliğe Necip Fazıl'la uzun yıllar devam edecek temasa dönüşüyor. Fakat asıl çok güzel unutamadığım hikaye şu. Sezai Karakoç son sınıfta. 1954 baharı. Necip Fazıl'dan bir telgraf ya da mektup gelir. Sezai, Büyük Doğu'yu çıkarıyorum. Senin yardımına ihtiyacım var, gel. Bir ay sonra bitirme imtihanları var. Sezai Karakoç çıkar gider. İmtihanlar falan hiç önemli değildir. Çünkü Sezai Karakoç çağrılmıştır. Üstadı onu çağırmıştır. İstanbul'a gider. Ve orada hiç söylemez. Ben imtihanlarımı bıraktım, mezun olacaktım. Ama ki mezun olmaya da şiddetli ihtiyacı var. Bir an önce işe başlaması lazım. Bir baba oğul hikayesi bu. Cemal Süreyya'nın anlattığı bir hikaye vardır. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama mesela Necip Fazıl parasına el koyuyor filan. Biliyorsunuz Cemal Süreyya şunu söyler. Sezai'nin hayatım boyunca tek bir kere yalan söylediğini gördüm. O da şu, harçlığının yarısını başka bir yere ayırdı ve yarısını cebine koydu. Belki de öğrenci bursu, bilmiyorum. Çünkü Necip Fazıl'ın yanına gidiyorduk ve o paranın hepsine el koyacaktı Necip Fazıl. Niye el koyuyor? Derginin bir eksiği var, Türkiye'nin bir yerinde bir şey var. Efendim, yani memleketin dirilişi söz konusu, bir büyük Türkiye büyüklüğünde bir dava yani. Şimdi bu bile aralarındaki ilişkini gösteren karakteristik bir enstantane bence. Ailesi ilahiyat okumasını istedi, onun gönlü ise felsefedeydi. Ama maddi imkansızlıklar nedeniyle hem yatılı hem de parasız olan mülkiyeyi tercih etti. Maliye gerçekten zor bir bölümdür. Çok iyi sistematik eğitim verir. Şimdi bu kadar ağır bir eğitimin altında olmalarına rağmen bomboş bir zaman var. Bu zaman o yaştaki gençler için bir tehdittir aynı zamanda. Çünkü onun içini nasıl dolduracağınızı bilemezsiniz, o sizi öldürür. Onunla baş etmeniz gerekir. Bunun içini edebiyatla ve şiirle doldurmak. Mülkiye de şeyi fark ediyor. Kendisinden başka şiir yazanlar, kendisinden başka düşünenler, başka görüşler fark ediyor. İşte Cemal Süreyya ile tanışıyor, Gülten Akın'la tanışıyor. Yukarı sınıflarda ama muhtemelen Ece Ayhan'la tanışıyor. Mülkiye'de en yakın arkadaşı Cemal Süreyya'ydı. Sonrasında bitmeyen bir dostluğa dönüştü bu arkadaşlık. İki ayrı dünyanın iki büyük şairi. İkisi de Anadolu'dan geliyor. İkisi de yoksul, aileleri yoksul. İkisi de esastan şair mizaca sahip insanlar. Ve birbirlerinden ön isimleriyle bahsediyorlar. Birbir şiirlerini etkilememiş olmaları imkansız bir kere. Birbirlerini takip ediyorlar tahminimce. Fakat dediğim gibi apayrı dünyalar. Yani edebiyatın büyüsü oradadır. Gene de aynı dili konuşabilirler. Ayrı yönlere doğru giderken bile birbir mektuplarını okuyabilirler ana dillerinde. Hiç değilse bu kadarı olabilir. Hayat insanları bir şekilde ayrı gibi gösteriyor olabilir. Ama ben Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya birlikteliğinin adeta kaderin ve tarihin bir çakıştırması olarak düşünürüm. İkisi de şiirdeki en güçlü akımlardan biri olan İkinci Yeni'nin ilk kurucularındandı. Cemal Süreyya'ya göre Sezai Karakoç inancının çılgınıydı. İnsan onunla delice bir ideolojiye ulaşmak ister diyordu. Sezai Karakoç'tan da haberdar olmayacaktı Türkiye'nin bir kısmı, okumuş yazmış bir kısmı. Ve bu konuda Cemal Süreyya'nın tercümanlık yaptığını düşünüyorum. Yani insanlar Cemal Süreyya politik olarak bize yakın, bizi biliyoruz, bizim akrabamız filan. Bizim akrabamız yabani ve yabancı birisini seviyor. Acaba kimdir, biz de bakalım ona merakıyla. Yani bir farkında olmadan bir tercümanlık yapmış oluyor aslında. O yabancıyı, o ötekini Cemal Süreyya bir kesime tanıtmış oluyor. Böyle bir tercümanlık yapıyor. Bu insanlar sadece bir ideolojinin bir kesimin malı değil.
olmamalı. Çünkü bunlar Türkiye'nin ve Türkçenin şairleri, düşünürleri, kalemleri. Böyle bakmak lazım. Sezai Karakoç'a da, Cemal Süreyya'ya da, Ece Ayhan'a da, Nazım Hikmet'e de böyle bakmak lazım. Necip Fazıl sadece Büyük Doğu şairi, Büyük Doğu mensuplarının şairi olmamalı. Daha 20'li yaşların başındayken Türk edebiyatının en duygulu aşk şiirlerinden birini yazdı. Mona Rosa. İmkansız aşkın başyapıtı. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Ah, kanadı kırık kuş merhamet ister. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Şimdi orada Geyve'yi değiştirdi sonradan kitaplaştırırken, Gülce yaptı. Çünkü Muazzez Akkaya Geyveli. Bu şiirin doğuşu, mülhimesi Muazzez Akkaya diye bir hanımefendi. Aynı sınıfta okuyorlar. Çok insani ve çok doğal olarak Sezai Karakoç bu kızcağıza gönül düşürüyor. Ve bu şiir ateşini, ilhamını oradan alıyor. İyi ki de gönül düşürmüş. İyi ki de Muazzez Akkaya'ya bir gönül yakınlığı duymuş. Çünkü Mona Rosa gibi muhteşem bir şiir ortaya çıkmış. Mona Rosa meselesinde de aslında insan gerçekliğiyle o insanın etrafında örülen tuhaf hikayenin çelişkileri var. İşte genç bir insan aşık olmuş. Bu son derece normal insani bir şeydir, insani bir haldir. Bu aşk karşı özne tarafından uygun görünmemiş. Fakat şair de bunu bir şeye düşürmemiş. Neticede insanın her ruhsal sıçraması kendi iç dünyasının koruması içindedir. Sezai Karakoç kendi çabasıyla bu şiirin ya da bu özel aşkın bir şeyine girişmemiş. Duyurusuna, pazarlamasına, efendime söyleyeyim sürekli patlatılmasına girişilmemiş. Şiirin gücünden dolayı bitmeyen bir şey kurulmuş, efsane kurulmuş. Melodramatik bir şiirdir aslında bir parça. Sezai Karakoç estetiğinin seviyesinde bir şiir değildir Mona Rosa. Duygu olarak düşüncenin biraz geri çekildiği, estetik şeyin yoğunluğun biraz azaldığı ama duygusal bir kendini bırakış, bir taşma. Bunların hepsi kontrolsüz şeylerdir ve Sezai Karakoç çapındaki büyük şairlerin pek içine düşmediği tuzaklardır bunlar. Çok sevmiş muhtemelen Muazzez Akkaya'yı. Bir aşk var orada ama pür. Bana kalırsa da biraz ortaçağ şövalye kültürüne benzeyen bir aşk. Fakat şöyle bir şey söylenebilir. Mona Rosa'yı yazdığı için mi büyük şair? Hayır, çok tanındı sadece. Mona Rosa, başka büyük şair, bir şairimizin metaforunu ödünç alırsak, yanardağın üstüne konmuş bir kuş aslında. O yanardağ zaten var orada. 2000'li yılların başında galiba kitap olarak basılmasına izin verdi. Ama ondan önce bizim gençliğimizde üniversite öğrencisi fotokopi dağılırdı böyle. Herkes fotokopisini bulundururdu, okurlardı insanlar Mona Rosa'yı birbirlerine falan. Mülkiye'den mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Kardeşlerinin okuyabilmesi için Ergani'deki ailesini İstanbul'a getirirken kendisi gelirler kontrolörü olarak Anadolu'yu karış karış geziyordu. Aslında hiç gönlü yoktur memurlukta. Bir süre sonra memurluktan istifa etti ama geliri olmadığı için yeniden döndü. 71'de tekrar dönüyor. Niye dönüyor? Diyor ki hatıralarında bir hafta memleketten gelen acılı bulguru yedim. Ve bu bulgur malum işte çiğ köfte yapılan bir bulgur demek ki. Ergani'den gelen, memleketten gelen, kendi parasıyla da alamayacak durumda. Acılı bulguru yedim ve bir haftanın sonunda mide kanaması geçiriyor. Arkadaşlarından birisi haberdar oluyor. Ya nerelerde? Görünmüyor bu adam. Diyerek onu hastaneye yetiştiriyorlar. Mide kanaması geçiriyor. Açlıktan, acılı bulgur yemekten. İşte onun üzerine bazı çevresindekiler diyorlar ki, ya memuriyete tekrar dön. Çünkü insanın bir gelirinin olması lazım. Yani ne kadar böyle yaşayabilirsin? Memuriyete dönüyor ve Ankara'ya
gidiyor. Ankara'da bir 3 yıl Maliye Bakanlığı'nda çalışıyor tekrar ve 74'te tamamen memuriyetten istifa ediyor. Ondan sonra da bir daha geri dönmüyor. Sadece şair değildi, bir düşünce insanıydı. Aklında da hep diriliş felsefesi vardı, gönlünde de Diriliş Dergisi. Evet, bu İslam kültürü ve bu yok sayılıyor ve yokmuş gibi davranılıyor. Yani ben var diyorum diye bir isyan, bir patlama. Kaba saba bir ideolojik propaganda falan değil. Şöyle, hatıralarında dört yıkılmışlık içinden geldiğini söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, doğduğu ya da doğmadığım şehir dediğim Ergani'nin o eski dağ yamacından inip ovaya, yani bir bakıma yıkılması. Ondan sonra ailenin bir takım ekonomik şartlar sebebiyle çözülmeye başlaması, yani babanın iflasları, işte Ergani'den Madene ya da başka yerlere göçmesi, bir de toplumun yıkılması. Diriliş dediğimiz işte bu yıkılmış olan şeylerin bir bakıma yeniden hayat bulma, hayat kazandırma şeyi, eylemi. Yani İslam medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, Türk medeniyeti salt bir din medeniyeti değil. Aynı zamanda bir sanat uygarlığı. Bunu da göstermeli. İşte bunun için dirilişe heves ediyor. Yani dirilişte hem doğu var hem batı var. 66'da tekrar ikinci dönemi çıkarıyor. Bir süre sonra tekrar kapanıyor. Çünkü bunlar bir yerden reklam alan, biri tarafından desteklenen bir dergi değil. Okuyucuların abone paralarıyla yaşayan bir dergi. Sezai Karakoç, bu emperyalist saldırının, dalganın önünde ne durabilir sorusuna verilmiş cevaplardan ibaret Sezai Karakoç'un politik görüşü. O da şu, İslam dünyası eğer birleşebilirse, yekpare bir güce dönüşme ihtimali belirirse, o zaman emperyalizmin önünde bir takoza gerçekten engeli dönüşebilir. Bunun hayalini kuruyor. Ve bu gerçekten bugün bile yürürlükte olan bir şeydir. Aynı amaçla Diriliş Partisi'ni kurdu. Partinin programında ana ilke hakikat olarak açıklandı. Sistem dediğimiz şey, rejim dediğimiz şeyler, bunlar bir takım biçimlerdir. Muhteva değildir. Bunun içeriği var. Muhtevası insanın kendi medeniyetidir. Kendi medeniyetini yükseltmedikçe bu şuna benzer, yani diyelim ki kap ne kadar güzel olursa olsun, içine koyduğunuz su eğer kaliteli değilse, bu ne kadar süslü, güzel bir kaba koyarsanız koyun, içtiğiniz su gene aynıdır. Bu parti vesilesiyle düşüncelerimizi biraz daha geniş kitlelere duyurabiliriz. Yoksa o da biliyordu Türkiye'de iktidara gelemeyeceğini, teşkilatlanmayacağımızı. Zaten parti 7 dönem seçimlere katılamadığı için kapatılıyor. Sonra Yüce Diriliş Partisi'ni kuruyor tekrar. Yani oraya gençleri toplamak, fikirlerini biraz daha anlatmak için onu bir vasıta sayıyor. Bir gün şöyle bir şey oldu, bu nadiren görülen şeylerden birisi. Dirilişin üretmen alanındaki 413 nolu odasında birileri gelmişti. Bir şeyler konuşuyordu, işte parti niye kuruldu, partiye ne ihtiyaç var falan. Birden ayağa kalktı, öfkelendi, aynen şunları söyledi. Yemin ediyorum ki bu kurduğum parti ahirette beni kurtaran tek şey olacaktır. Bugüne kadar yazdığım şiirler, bugüne kadar çıkardığım dergiler, bugüne kadar yazdığım kitapların ötesinde bu partiyi kurmuş olmak beni ahirette kurtaracak yegane şey olacaktır. Bir
Diriliş yayınlarının yıllarca bulunduğu han otele çevrilince Sezai Karakoç ofisini Fatih'e Haseki'ye taşıdı. Her gün bu büroya öğleden sonra geldi ve en az 50 ziyaretçisi oluyordu. Çünkü bu büro zamanla muhafazakar çizgide olan öğrencilerin, gazetecilerin ve yazarların en uğrak yeri haline geldi. Kurduğu bu yayın evinde sadece kendi kitapları basılıyordu. Tek geçim kaynağı da bu kitaplar oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela oturuyoruz, öğle yemeği vakti gelmiş. İşte cebinden demir paraları çıkarıyor. İşte 4,5, 5,5, 6, 6,5, 6,75. Sende ne kadar var? 3,75. Tamam, 10'u biraz geçtik. Tamam, aşağı inelim. Çeyrek ekmek alalım. Birer haşlanmış yumurta. Yeterse de işte birazcık birer parça yaz helvası. Ama bu bizim için dünyanın en şey yemeği, lezzetli yemeği. Bir gün hiç para kalmıyor ve öğle yemeği yiyecekler. O arada bekliyorlar böyle. Birisi kapıdan içeri giriyor. Bir kitap satın alıyor. Onun parasıyla hemen Ömer abi, Ömer Erdem gidiyor bir şey alıyor yani. Bir köfte bir şey alıyor karınlarını doyuracak kadar. Gelir gelmez hemen yemeye başlıyorlar. Sonra Ömer abinin anlattığı şu. Birden durdu diyor, böyle dondu ve pencereden dışarı bakmaya başladı falan. Dedi ki biz her gün ekmek veriyoruz güvercinlere ama şu anda vermedik. Bak çok acıktığımız için daldık ve güvercinler aç olabilir. Orada dolaşıyorlar bak. Niye vermedik? Bunu ama diyor panikle ve şeyle, büyük bir dehşetle durdu ve fark etti falan. Sonra biz işte ekmeğin bir tanesini ufalayarak falan güvercinleri attık ya da yarısını her neyse falan. Geri kalanı tamam şimdi büyük bir rahatlama içinde. Şimdi yiyelim afiyet olsun falan dediğini. Bir toplu alım olduğu zaman Konyalı lokantasına götürüyordu bizi. Bir toplu satış olduğu zaman hemen liste yaptırıyordu. Falan akrabanın şu kadar borcu varmış, onu gidelim havale yapalım. İşte şuraya kiraya verelim. Yani hiçbir zaman bir para geldiği zaman bir ihtiyat şeyi olarak bir yerde saklama gibi bir şeyi olmadı. Bazen işte akşam vakti gelmiş, Cağaloğlu'na Kadıköy'e geçecek jeton parası olmuyordu. Yani bunlar oluyordu ama o hiçbir zaman bundan şey yapmadı. Ben bir gün bile şikayet ettiğini, bundan şey olduğunu düşünmedim. Çünkü seçmişti zaten onu. Yani satacak para edecek pek çok şeyi vardı ama bunu hiçbir zaman düşünmedi. İşte belki hayatının son zamanlarında işte kitapları baskı üstüne baskı yapmaya başladı. Oradan belki paralar geldi, belki ev aldı, onları bilemiyorum. Yoksulluk onda bir mizaçtı. Önemli olan bu. Ve bu mizaçla barışık birisiydi. Çevresindekilerin zorlamasıyla 60 yaşlarındayken Fatih'te 1+1 küçük bir daire aldı. Bütün şiirleri Gün Doğmadan adıyla bir kitapta toplandı. O kitap çok ilgi gördü. Epeyce satıldı. Oradan bir topluca para gelmiş. Diriliş yayınlarını kuruyor Sezai Karakoç. Kendi kitaplarını oradan çıkarıyor malum. O parayla işte diyor ki etrafında birkaç insan var onun yanında. Diyor ki bir dergi çıkaralım. Hatta gazete çıkaralım. Diyorlar ki efendim sizin eviniz yok. Siz artık yaşlandınız. Size bir ev alalım. 65 metrekare mi 70 metrekare mi bir ev alıyorlar. İkna ediyorlar da. O evde yaşadığı son yıllarında kiradan kurtuldu. Zamanla şiirleri daha geniş kesimlere ulaştı. Özellikle de 2000'li yılların başından itibaren. En çok da sürgün ülkeden başkentler başkentine şiiri. Artık sürgün şairi diye anılmaya başlandı. Tabii sonradan popüler oldu bu şiir. Aslında orada İstanbul'la diğer şehirler konuşurlar. Yani konuşan özne değildir. Daha çok mekan orada kişiselleştirmiştir. Sonra popüler politik bir özneye de mal edildi bu. O aslında şiire büyük bir haksızlık o. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır.
yalnızsam filmden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtarı vardır. Yani şiirin duyuruşları, şiirin oradaki dünyası popüler yapılan şeye indirgenemeyecek kadar zengin ve büyük. Yani yanlış okunan bir şiir orası. İslam inancında, bizim inancımızda şöyle bir şey var. Zaten aksi olsaydı ya delirmiş olurduk ya intihar etmiş olurduk. Bu dünya geçici bir yer. Biz buraya geçici bir uyku için geldik. Uyanacağız yani ölünce. Dolayısıyla sürgün. Sezai Karakoç denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de yalnızlık. Ama öyle düz bir yalnızlık değil. Ve sanki dünyanın tüm nimetlerini reddeden bir yalnızlık. Şimdi şiirinde bir yerde ve yalnızlık sigara külü kadar yalnızlık diye bir mısra var. Yalnızlığı da dediğim gibi mecburidir ve hiç istediği, tercih ettiği bir şey değildir. Ben bundan eminim neredeyse. Hiçbir büyük yazarın, sanatçının yalnızlığı tercih etmediğini düşünüyorum. Sadece anlaşılamadıklarını düşünürler. Ve anlaşılamadıkları noktada, anlaşılamadıkları yerdeki iletişim yaranın kendisine dönüşeceği için, bir hırpalanmaya dönüşeceği için o noktadaki iletişim. Çünkü eksik iletişim, mükemmel iletişimi hatırlattığı için yaralayıcıdır. Sezai Karakoç bir zaman, ya ben niye yalnızım? Niye kimse beni anlamıyor? Niye kimse beni okumuyor? Niye peşimden gelmiyor diye bir şey içinde olmamış ki, bir dert içerisinde olmamış ki. Kimden gelirse gelsin hediye kabul etmezdi. Verilen ödülleri de almaya gitmezdi. Alınmayan ödüller, bu bir prensip meselesi bana öyle geliyor ki. Bazı insanlar bir takım hususlarda kendilerine katı çizgiler ve kurallar koyarak aslında oradan yürüyüşünü ve sanatkarlığını da güçlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı ödülünde biliyorum o zaman ödülü tevdi eden ya da veren Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül bizzat telefon etmiş, törene çağırmış. Hayır demiş, ben gelemem. Siz o plaketi, o nurluğu bana gönderin. Para ödülünü de ihtiyacı olan fakirlere verin. Galiba bu biraz da şeyden, onun bir tavrı. Bir noktadan sonra her tür iktidar şeyinin dışında durmaya dikkat etmiş. Ödüller de aslında işte o kültürel iktidarın, işte edebiyat iktidarının vesaire bir bakıma şu veya bu şekilde uç verdiği organizasyonlar, reddetmemiş. Ama veriyorsanız işte teşekkür ederim, yani işte gönderin ya da işte gelin burada takdim edin gibi kendisine has bir şey sergilemiş. Sezai Karakoç'un sürgün olarak gördüğü bu dünyaya vedası da sessizce oldu. 2021 yılının sonbaharının son günlerinde Fatih'in bu sokaklarındaki küçük bir evde yaşamını yitirdi. 88 yaşındaydı. Büyük sağlık sorunları yaşamadı, dinçti. Hep onu şöyle söylerdi, yani yaşama şeyi çok zikzak çizmediği için, yani çocukluğundan beri aslında aynı şekilde besleniyor, büyük şeyler yok. Hayatında büyük çalkantılar yok. Bir de şey derdi, yani ben anne ve babamın daha ilk gençlik dönemi çocuğu olduğum için, yani biyolojik olarak da, yani genetik olarak da sağlam bir şeyim derdi. Allah rahmet eylesin. Naaşı vasiyeti olan yere Mimar Sinan'ın yaptığı Şehzadebaşı Camisi'nin avlusuna gömüldü. Cenaze töreni yaşamdaki yalnızlığın aksine çok kalabalıktı. Cenazesine giderken yolda bir arkadaşla karşılaştım. Tolstoy'un İsa'nın Hayatı diye bir kitabı var. Orada şöyle bir bölüm var. İşte Hazreti İsa ilk çıktığı zaman hiç kimse yok, yani hiç kimse onunla ilgilenmiyor, inanmıyor vesaire. Ailesinden birkaç kişi var. Sonra gidiyor, yavaş yavaş şey büyüyor, etrafında kalabalıklar oluşuyor. Sonra ailesi onu görmeye gidiyor başka bir şehre. Gidince diyor,
şeyle görüşemediler, yaklaşamadılar diyor. Şey, işte kalabalık böyle tuhaf bir şeydir. Geriye de kocaman bir Sezai Karakoç efsanesi bıraktı. Sonsuza kadar iyi, iyiliksever, özgün, yaratıcı, şair, sorgucu, şüpheci, megaloman, çılgıncasına inatçı, sabırlı, kararlı, neşeli, dost, sürprizli, her şey olabilecek. Yani her şey olmaya her an açık, özgün bir tipoloji. Hiçbir şeyden taviz vermeyen, sonuna kadar hatta Batı'nın büyük bir kentinde direnişini nurdan bir sütuna çevirene kadar ayakta kalan, orada nurdan bir sütuna dönüp göğe yükselen bir şey. Sezai Karakoç Türk edebiyatı için bir kere Türk edebiyatının arka kapılarını geride bıraktığı kocaman bir coğrafya var. Oraya bu kaleden, içine sıkıştığımız kaleden bir arka kapı açtı. Ama duvarı yıkarak açtı bir kere. Bir hafıza teklif etti Türk edebiyatına ve estetiğine genel olarak. Ve uyanık olmak, ileriye dönük yaklaşımlar içinde olan insanlara bir perspektif teklif etti. Ve bu perspektif o insanlar tarafından tabii dikkate alınacağını umarak, düşünerek bunu yaptı.